Şeyler hazır. Çocuğu gördün mü? Nasıl bir şeymiş? Ailesi Zeyno. Çok zengin diyorlar. Zeyno. Al şu kahveleri götür hadi. Aa. Ne yaptın kızım? Sana değil, misafirlere o. Aa. Hay Allah. Yok. Bir tane fazla koymuşsunuz. Çocuğun annesi içmeyecekmiş. Hadi kızım yeter. Aa. Kızım. Yüzünü örtmeyi unutma. Vallahi anne. Ben bıktım artık hayatım bu peçenin ardında tutsak yaşamaktan. Az kaldı kızım. Evlenince kurtulacaksın bu esaretten. Hadi. Evet, ne var ne yok, ne oluyor, ne var? Burada bir sır mı var ha? Benim de bir sırrım var. Gelin bakalım. Ne oldu? Hadi gelin. Ne oluyor baba? Dostlarım, bakar mısınız? Şöyle alayım sizi. Buyurun. Bir sürprizim var. Ya ne yapalım yani? Değerli misafirlerim, bugün benim için çok özel bir gün. Bugün vatanıma, milletime hayırlı bir evlat daha yetiştirmiş olmanın gururu ve sevincini yaşıyorum. Hepinizin bildiği gibi küçük oğlum Cem, 3 sene önce dünyanın en önemli tıp okullarından biri sayılan Harvard Üniversitesi'nin tıp fakültesi bölümünden üstün dereceyle mezun oldu. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çok prestijli hastanelerde bir süre uzmanlık stajını yapıp aynı babası gibi, aynı Ömer abisi gibi. Hatta boynuz kulağa geçti misali, ikimizden de çok daha kuvvetli, çok daha becerikli beyin cerrahı olarak önceki gün memleketine kesin dönüş yaptı. Sağ olun. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Zeyno'yu oğlumuz Hasan'a istiyoruz. Sizin de fark ettiğiniz gibi başlık parası burada. Tam 1 milyon Amerikan doları. Ablayı bu defa alacaklar herhalde. Baksana parayı peşin getirmişler. Sus kız. Mahmut daha duyacak. E oğlan da fena değil yani. Kızın yüzünü görmeden onca parayı nasıl veriyorlar hiç anlamıyorum vallahi. Ya kız çok çirkin bir kız çıksa ne yapacaklar ya? Onca parayı kızın güzelliğine mi veriyorlar sanıyorsun kızım? E ne için veriyorlar ya? Mahmut Ayla hızım akraba olabilmek için. Evlilik mevlilik bahane yani. Tabii Cem'in dönüşünün en çok cemiyetin bekar ve güzel hanımlarını heyecanlandırdığını biliyorum. Ama ne yazık ki biraz önce aldığım bir son dakika haberine göre kendisi gönlünü bir Amerikan top model hanımefendiye kaptırmış. Ve bu dünya güzeli kızımız çok yakında... çok yakışır kardeşime. Çok yakında Türkiye'ye taşınıyormuş. Erkek evlatlar sadece babalarının başına iş açmak için yaratılmıştır diye bir söz vardır. Sağ olsun büyük oğlum Ömer, gençlik yıllarında yaptığı yaramazlıklarla bana bu sözün doğruluğunu fazlasıyla kanıtladı. Ama Cem, çocukluk ve gençlik yıllarından itibaren çalışkanlığı, disiplini, büyüklerine saygısı ve başarı hırsı sayesinde bu sözü çürüttü. Her zaman benim için mükemmel bir evladı oldu. Eline sağlık Zeyno kızım. Afiyet olsun. Zeyno kızımızın yüzünü bir göreydik.
O kadar başlık parası veriyoruz yani. İnsan aldığı malı önceden bir görmek isterdim. Kıza mal dedi. Sus kız, iki dakika. Birincisi, bizden mal değil kız alıyorsun Rüstem Ağa. İkincisi, verdiğin bu para başlık parasıdır. Yüz görümlülüğü değil. Sözü keseriz, nişanı nikah yaparız, oğlun kızımı helali yapar, ondan sonra açar, doya doya bakar yüzüne gözüne. Ama yok, biz illa da kızın yüzünü göreceğiz. Bizim için Mahmud Ağa'yla hısım akraba almak önemli değildir. Biz bir tek güzelliğe önem veririz diyorsan, zaten o zaman biz sizleri hısım almak istemeyiz. Yok Mahmud Ağa, estağfurullah. Ben öyle lafın gelişi söyledim onu. Zeynep, iyi misin kızım? İyiyim, iyiyim anne. Sevgili dostlarım, tam 35 yıldır tıp sektörüne ve Türk halkına hizmet verdim. Türkiye'nin ilk özel hastanelerinden birini ben kurdum. Ve şu anda memleketin dört bir yanında 16 adet hastanemiz var. Her gün yüzlerce hastayı iyileştirip onlara yepyeni bir hayat hediye edebilmek için çalışıyoruz. Ama artık yorulduğumu hissediyorum. Artık kendime de yeni bir hayat hediye etmenin zamanı geldiğini düşünüyorum. Bu nedenle Cem'in yurda dönüşüyle birlikte benim de emekliliğim resmen başlamış oluyor. Yarından itibaren Sağlık Holding'in yönetim kurulu başkanlığı görevini Cem üstlenecek. Başkan yardımcılığı görevini de aynen bugüne kadar olduğu gibi büyük oğlum Ömer sürdürmeye devam edecek. Ben de bu sırada tekleme atlayıp dünyanın etrafını turluyor olacağım. Kadehimi Sağlık Holding'in yeni yönetim kurulu başkanı Cem Bey'in şerefine kaldırıyorum. O zaman ben parayı bir sayayım. Yolda bulsan da sayacaksın demişler. Boyu kısa değil en azından. Kız biraz saf görünüyor bu. Gene saksı gibi ne dizdiniz orada pencerenin önünde? Gelin bana yardım edin hele. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dur. Ay tamam bırak, sonra yaparız. Gel sen de gel. Yine Zeynep ablayı istemeye geldiler baba. Bey'in istediği başlık parasını duyunca arkalarına bile bakmadan kaçıp giderler nasıl olsa. Ya yüzünü görmediği kıza kim 1 milyon dolar verir Allah aşkına? Yok baba, bu sefer parayı peşin getirmişler. Hı? Ya gel gel. Hadi oğlum, sen de bir şeyler söyle. İlk önce herkese merhaba. Her şeyden önce bir evladın hayatı boyunca babasından duyabileceği bu en güzel ve gurur verici sözler için huzurunuzda babama çok teşekkür etmek istiyorum. Seni çok seviyorum baba. Canım benim. Aslan oğlum benim. Eğer çok çalışırsam 30-35 yılda ben de babam kadar usta bir cerrah olabilirim. Ama hiçbir zaman onun kadar mükemmel bir baba olabileceğimi sanmıyorum.
Ben annemi hiç görmedim. Beni doğururken ölmüş. O sırada babam üniversiteden yeni mezun genç bir doktor olarak Karaağaç adında, tabiri yerindeyse Allah'ın yerini unuttuğu bir köyde zorunlu hizmet görevini yerine getiriyormuş. Semiha? Semiha, ne oluyor, iyi misin? Geliyor Mustafa. Bebek geliyor. Bebek mi geliyor? Ama daha çok erken ya. Vallahi geliyor. Şimdi yetiştiriyorum seni. Dayan. Hastaneye gerek var Mustafa. Sen doktor değil misin? Evet, ben doktor. O nedenle de eğer ben hemen hastaneye gitmemiz gerekiyor diyorsam... ...hemen hastaneye gitmemiz gerekiyordur Semiha. Gel canım. Gel. Babam annemin durumunun ağırlığını fark etmiş. Ama kendi doktor olmasına rağmen elinden hiçbir şey gelmiyormuş. Çünkü sağlık ocağında anneme müdahale etmeye yetecek bir altyapı yokmuş. Anne. Anne. Anneme ne oldu? Yok bir şey oldu. Al şu anahtarları, arabaya koş. Koş oğlum, koş. Sen o geceyi hatırlıyor musun? Allah'tan hatırlamıyorum. Seni hastaneye. Oğlum sen de annenin elini sıkı sıkı tut. Sakın bırakma, olur mu? Allah yolunuzu açık etsin. Mustafa. Dayan canım. Mustafa. Dayan. Biraz sık dişini. Mustafa. Dayan aşkım. Çok az kaldı. Dayan. O gece yağan sağanak yağmur, Kara Ağaç'ın kıyısını kurulduğu Kızılırmağı epey delirtmiş. Ve tam babamlar köprüden geçerlerken Kızılırmak yapmış yapacağını. Allah kahretsin! Baba koş! Annemin bacakları kanıyor! Oğlum sen ön tarafa geç hadi! Hadi! Dayan aşkım. Dayan bir tanem. Hadi. Ha gayret. O gece ben doğmuşum. Annem ölmüş. Annem o bölgede sağlık eksikliği yüzünden ölen ne ilk kişiydi ne de son. Bugün hala Anadolu'nun köylerindeki bebek ve anne ölüm oranları dehşet verici durumda. Pek çok yetişkin insan daha hastalıklarının ne olduğunu bile bilmeden, hiçbir erken teşhis ve tedavi fırsatı bulamadan ölüp gidiyor. Hadi kızım, kalk topla.
Maşallah. Kaşı gözü de pek güzelmiş. Zeyno! Zeyno, hava! Hava, kolonya getir. Dur! Yüzünü açma Asiye. Dur! Herkesin içinde açılmaz o peçe. Kızın ağzından kan geliyor Mahmut Ağa. Alın içeriye taşıyın. Dinlensin biraz. Bir şeyci kalmaz. Beyim, beyim. Arabaya koyup hastaneye götürseydik kasabaya. İçeriye dedim. Tut. Baş üstüne beyim. Bundan sonra nişan için bir tarih belirleriz artık. Ya da biz biraz daha düşünelim. Kararımızı sana haber ederiz Mahmut'a. İnat etme Mahmut'a. Gel şu kızı bir doktora, bir hastaneye falan gösterelim. Olmaz. Elin doktorunu açtırmam ben kızımın yüzünü. Hem ben biliyorum. Evlenmekten kaçmak için bilerek bayılma numarası yapıyor. Ben bu duruma daha fazla seyirci kalamıyorum. Buraya gelmeden önce Sağlık Bakanlığı'na bir başvuruda bulundum. Doğduğum ve annemi kaybettiğim Karaağaç Köyü'ne gönüllü doktor olarak atanmam için dilekçemi verdim. Orada birkaç sene kalıp bir miktar yatırımla köyün sağlık ocağını tam teşekküllü bir polikliniğe çevirmeyi düşünüyorum. Bir süre daha senden uzak kalacağım için üzgünüm baba. Sağlık Holding'in başına geçmek benim için gerçekten büyük bir şeref olurdu. Ama önce yapmak istediğim şeyler var. Eminim Ömer abim holdingimizi ve bütün hastanelerimizi gayet iyi yönetecektir. Müsaadenizle. Sen örgüm, dumanın gitmez. Sen olasın örgüm, dumanın gitmez. Kıvatım acemi bana düşmez. Bu yaptığınız gerçekten çok onurlu bir davranış Cem Bey. Sizi cesaretinizden ve özverinizden dolayı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Bakanım. İnşallah bu davranışınız sizden sonra gelecek idealist doktorlarımıza örnek olur. İnşallah Sayın Bakanım. Lütfen anlaştığımız gibi köy ve çevre halkından kimsenin benim kim olduğumu, varlıklı bir aileden geldiğimi bilmemesi çok önemli. Aksi takdirde beni aralarına almaları çok zor olur. Merak etmeyin Cem Bey. Herkes sizi üniversiteden yeni mezun, idealist bir doktor olarak bilecek. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Cemalim, algın cemalim. Algalar içinde kaldın cemalim. Yıldım bende çıktı. Alır mısın şunu? Tabii. Bunu yapmak istediğine emin misin kardeşim? Eminim abi. Koskoca bir holding yönetimini, bunca zenginliği, imkanı bırakıp Anadolu'nun yoksul bir köyüne gidip yaşamak delilik değil mi be oğlum?
İnsanın doğduğu köye gidip hizmet etmesinin neresi delilik be abi? Hem herkes böyle düşünürse kim yardım edecek oradaki insanlara? Peki babamı ne kadar kızdırdığını biliyor musun? Davetten beri tek kelime konuşmadı benimle. Adam senin Amerika'dan dönüşünü dört gözle bekliyordu be oğlum. Tabii yıkıldı zavallı yani. Hadi gel. Geldik evlat. Evet, kabileyi gördüm. Bak göğe adımı veren kara ağaç bu işte. Çok dokunaklı bir hikayesi vardır bu ağacın, biliyor musun doktor bey? Bundan çok uzun zaman önce, vakti zamanında bu köyde birbirlerini çok seven iki genç yaşarmış. Oğlan fakir bir çoban oğluymuş. Kız ise zengin bir ağa kızı. İki sevdalı sık sık bu ağacın altında buluşup hasret giderirlermiş. Günlerden bir gün kız ağa babasının kendisini başka bir ağanın oğluyla evlendireceğini öğrenince fakir çobanla sözleşip gece burada buluşup kaçmaya karar vermişler. Buluşup tam köyden kaçacakları sırada kızımın izini süren ağa babası ve fedaileri kendini kaçamadan o ağacın altında bastırıvermişler. Töre gereği ağanın kızını da çoban oğlunu da hemen oracıkta öldürmeleri gerekiyor. Ağa ve fedaileri tam ikisine birden kıyacakları sırada işte o anda olur. Önce gökyüzünden garip sesler gelmiş ve sonra herkes şaşkınlıkla gökyüzüne bakarken birden sanki gökyüzü yarılmış, sonra öyle güçlü bir yıldırım düşmüş ki ağacın tepesine ağaç gürül gürül yanmaya başlamış. Asıl mucize, kısa bir süre sonra başlayan yağmur, ağacı söndürdükten sonra ortaya çıkmış. Küllerin arasında iki sevdalının yanmış cesetlerini aramışlar.
Ama ne aha kızının ne de çoban oğlunun cesetleri ortada yokmuş. İşte günden sonra ölümsüz ve sonsuz aşkı arayanlar bu kara ağaca gelip dualar etmişler kendilerine. Kül olup göğe yükselen ve bir daha hiç ayrılmayan çoban oğlu ile ağa kızınınki gibi sonsuz ve ölümsüz bir aşk dilemişler. Bu ne ya? Böyle şeyler buralarda pek olmaz sanırdım. Ben de. Haydi İngiliz kırıla sıcağı. Ben şu ağaca bir yakından bakayım. Olur doktor bey. İster misiniz? Affedersiniz, iyi misiniz? Dinmenize yardımcı olmamı ister misiniz? Dikkat! Çalacağız peki? Ulası ne biçim manusal? Siz ne çalacağınızı bilmezseniz ben nereden bileyim? Biz banda değiliz ki. Davulcu ile zurnacıyız. He. Dağ başını duman almış gibi bilirseniz onu çalın. Ula şimdi değil la. Ula şimdi değil la. Doktor arabadan inince çalacaksınız tamam mı? La geçin şöyle tören yönüne geç. Yıkın bakayım şunu. Yıkın la şunu. Program diyeceğim siz o zaman keseceksiniz. Başka zaman kesmeyeceksiniz. Arabadan inince ben program diyeceğim. Siz programı karıştırmayacaksınız oraya göre. Doktor bey gelince kendi folklor oyununu sergilersin böyle. Ulan çıvırmayın lan. Çıvırmayın lan. Ulan amma rızası için biri şu deliği şuradan alsın be. Alsın lan şu deliği be. Nihan nerededir ulan? Buradayım baba.
da bak. Ah kuzum, geldin mi? Hoş geldin. Hadi bakayım sen şöyle yerine geç. Tamam mı? Geç yerine ha. Hava! Doktor bey, doktor bey, köyümüze şeref vermişsiniz. Ben doktor değilim la. Değil misin? Aa, doktoru. Bu doktor çok gençmiş. Buldunuz bunu yok. Gençmiş, aslan gibi doktor işte. Daha ne istiyorsun muhtar? Hoş geldiniz küçük hanım. Babam avdan daha gelmedi değil mi Havva teyze? Daha gelmedi küçük hanım. Oh, Allah'ım sana şükürler olsun. Vaktinde gittim geldim. Siz nereye gittiniz ki küçük hanım? Neredesin kız sen? Buradayım anne. Nerede buradasın? Bir saattir konağın her yerinde sana bakınıyorum, yoksun. Burada mutfaktaydım anne. Havva teyzeye yardım ediyordum. Bu mercimekleri mi ayıklayacaktık Havva teyze? Ben onları ayıkladıydım ama bir daha ayıklasan iyi olur. Taş kaçmıştır, gözüm iyi görmüyor. Hoş geldiniz doktor bey, hoş geldiniz. Köyümüze şeref verdiniz. Hoş bulduk sayın muhtarım. Ben Karahan köyü muhtarı Sezai Başıbey. Aa, durun yapmayın. Hiç gerek yok böyle bir şeye. Ama ayağınız uğurlu gelsin diye şey edecektik biz bu koçu. Ben size uğur değil, şifa getirmek için geldim buraya. Hem böyle ulu orta yerde kurban kesmek hiç hijyen değil ayrıca. Hijyen? Hiç sağlıklı değil yani. Ha öyle, hijyen yani, hijyen. Tonla mikrop, bakteri ürer kanın aktığı yerde. Hepsi çevreye saçılır. Küçük çocuklar oyun oynuyorlardır burada. Hasta olurlar sonra. Eh, siz daha iyi bilirsiniz tabii doktor bey. Tamam Hasan, bırak kesme. Doktor bey azat etmiştir kendisini. Yine yırttın, hadi yat kalk, doktora dua et. Nihal. Sağ ol. Buradayım baba. Doktor, doktor kalksana. Lambaları yaksana. Atam elden gidiyor. Çaresine baksana. Uzun uzun kavaklar. Dökülüyor yapraklar. Ben atama doymadım. Doysun kara topraklar. Sağ ol. Vallahi doktorlukla ilgili bir tek şiir bunu bulabildik de doktor bey. Aslında bu da pek doktorlukla ilgili değil ama yine de teşekkürler. Doktor bey, doktor bey. Buyurmaz mıydınız galifemize? Bir yorgunluk kahvesi ikram etseydik. İki soluklanırdınız hele. Yok sağ olun. Daha sonra inşallah. Bir an önce sağlık ocağına gidip şu kamyonetteki eşyaları boşaltsak çok iyi olur. Oldu. Daha sonra. Daha sonra, daha sonra. Kamyonetteki ağrı dedevatı doktor beyle beraber sağlık ocağına taşıyacağız. Hep beraber. Şuna bakın hele. Kendine yalakalık yapacak yeni bir buldu ya. Nasıl keyif ya. Sağlık ocağı ne taraftadır muhtar bey? Şuracıkta. Buyurun ben size göstereyim doktor bey. Uzaksa arabaya binelim. Yok canım. Bu köyde hiçbir yer, hiçbir yere uzak değildir doktor bey. Koçucuk köy. Öyle bir ucundan ses verince öbür ucundan duyuluyor zaten. Nasıl uzak olsun? Kaptan. Buyurun. Söyleyiver kamyoneti de çeksinler sağlık ocağının. Başka doktor bey. Gelin la. Beni takip edin. Buyurun. Buyurun. Hadi buyurun. Arkadaşlar açılın şöyle. Program program. Yolu açın abi, yolu açın. Gidebiliriz. Kız sen yine evden kaçıp Kara Ağaç'a gittin değil mi? Ne? Benim ne işim olur Kara Ağaç'ta? Kızım ateşle oynuyorsun.
Ağababan kız başına evden çıktığını bir duyarsa... ...önce seni sonra da beni kıtır kıtır keser. Merhaba. Hoş geldin anasının kuzusu. Merhaba Siyah Hanım. Merhaba Zeynep abla. Hoş geldin Ela. Kızım çok dersin yoksa bana yardım et. Tamam geliyorum. Kızım zaten hastasın. Otur oturduğun yerde dinlen biraz. Gitme o kara ağaçlara kuru ağaçlara filan. Hepsi hurafe onların. Ağaca mendil bağlamakla insanın kısmeti mi açılır? Yüze mendil bağlamakla da açılmıyor ama. Akşama babanın misafirleri var. Sizler de elinizi çabuk tutun biraz. Baş üstüne hanımım. Sen burada mı kalıyorsun? Al kız. Mercimekleri ayıklayacağım ya. Gerçekten sen bugün karaca mı kaçtın Zeynep abla? Evet. Anneniz doğru söylüyor. Ağababanız bir duyarsa. Ya boş verin şimdi babamı. Ne var biliyor musunuz? Ne varmış? İşe yarıyormuş. Ne işe yarıyormuş? Ağaç. Hangi ağaç? Kara ağaç. Ne işe yarıyormuş yani? Dua edip dalına mendil bağlayıp bir dilek dileyince dilediğin şey gerçekten gerçekleşiveriyormuş. Allah Allah. Ya vallahi. Sen ne dilediydin ki Zeynep abla? Ben her düştüğümde beni tutacak birini. Zeynep abla. Zeynep abla. Zeynep abla. Efendim. Kimmiş bu seni her düştüğünde tutacak adam? Ben de bilmiyorum ki. Allah Allah. Ama inşallah yakında öğreneceğim. Abla. Buyur bey. Yok bir şey. Bir su içecektim. Ha. Kolay gelsin. Sağ ol. Neyse ben gideyim artık. Zeynep abla. Efendim. Bir daha gidersen. Karaca yani. Ben de seninle gelebilir miyim? Tabii gelebilirsin. Yarın ağababam yine avda olacak. Ben yine gitmeyi düşünüyorum. Nereye gidiyorsun kız Zeynep Hanım'la? Hiç. Hiçbir yere. Buyurun, 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 buyurun doktor bey. Buyurun. Vallahi işte bizim sağlık ocağımız burası doktor bey. Epeydir devlet bize bir doktor göndermediği için burası bayağı bir bakımsız kaldı. Bir ara köyün ebesi kullandıydı burayı. Vallahi ama buranın bakımsızıyla baş edemeyince. O da baktı. O da ne yapsın? Evinde kabul etmeye başladı doktor bey. Burası hep sağlık ocağı mıydı peki? Vallahi ben kendimi bildim bileli burası hep sağlık ocağıymış doktor bey. Koy kurulduğundan beri de hep öyleymiş. Sadece Cem olsun. Tamam, olsun. Cem. Burası da sizin misafirhaneniz oluyor. Doktor bey, eğer burayı beğenmediyseniz... ...bizim mutfakta misafirhanesi var. Hemen kahvehanenin üstünde. Dilerseniz orayı verebilirik size. Yok. Burayı çok beğendim ben.
burası iyidir. Eh, siz bilirsiniz. Korkuyor musun? He? Hiç korkma. Uzat kolunu şöyle. Uzat, aferin. Çok işimiz var, çok. Hallederik, hallederik doktor bey, hallederik. Bak kızım, bir defa bu muskayı hiç yanından ayırmayacaksın. Peki hocam. Yatarken bile yastığın altına koyacaksın ha. Ben okudum, üfledim bunu. Allah senden razı olsun İdris Hoca. Durun, daha bitmedi. Sonra bu kavanozdaki okunmuş suyu her sabah baba, kızın göbeğine süreceğim. Baba geldi geldi. Hola Yunus. Ben sana kaç defa hastan varken içeri dalmayacaksın dedim. Veledin kusuruna bakmayın bacım. Veled işte. Ya baba adam geldi diyorum ya. Kim geldi? Doktor. Ne? Doktor mu? Nereye gidiyorsunuz ya? Daha muayene bitmedi. Ben nereye bırakalım doktor bey? Bir doktorumuz eksikti. Şimdilik bir köşeye koyuver kaptan. Ne olur dikkatli taşıyalım bunları. Çok pahalı, çok hassas aletler var üstlerinde. Yahu doktor bey, siz şimcik böyle yanınızda böyle çok kıymetli tıbbi böyle alet edevat deyim getirmişsiniz de. Dikkatli, dikkatli. Yani pek de iyi etmişsiniz de. Ya benim biraz kafam karıştı. Esasen sizi buraya kim gönderdi? Devlet. Dikkatli olun, şimdi... dikkatli. Böyle devletin doktorusunuz yani öyle mi? Evet. Aa bütün bu böyle pahalı alet edemedi neyin böyle devlet aldı da bize gönderdi. Tabii. Kendi paramla alacak halim yok ya bütün bunları. O da doğru tabii. Yani devletin bir doktor maaşıyla nasıl alacaksınız bunca böyle kocaman aleti edevatı neyim değil mi? Allah Allah. Ula hangi dağda öldü de devletimiz bizi bu kadar düşünmeye karar verdi. Ula biz bir doktora razıyken... Amca bunları içeride bir köşeye bırak. Onlar doktorun yanında... Vallahi bize böyle bir... ...koçucuk bir hastane neyim göndermişler ya? Öyle oldu vallahi. Allah devletimizden razı olsun o zaman doktor bey. Dikkat, dikkat. Aman aman dikkat edin, dikkat edin. Bir konu bağlı. Aferin benim çocuklarım. Ciğer farelerim. Aman, aman dikkat. Aman, aman. Dikkat. Yavaş ula, yavaş ula. Tamam. Şöyle geçin. Kırmadan, dökmeden taşıyın. Aman bak, işlerinde çok kıymetli, çok değerli böyle tıbbi malzemeler, alatlar, adavatlar vardır. Ona göre taşıyın. Hadi kuzularım. Hiçbir şey neyim kırmayasınız. Çok önemli alatlar, adavatlardır. Dikkatli dikkatli taşıyasınız. Şu beyefendi kimdir? Ne, beyefendi mi? Hangisi? Ha, o mu? O bizim İdris hocamızdır. Üfürü pek kuvvetlidir. En amansız hastalığı bile böyle bir üfürükte yani sizin hekimlik, doktorluk bildiğiniz üfürükten daha böyle kuvvetlidir doktor beyim. Hadi arkadaşlar hadi hadi biraz daha çabuk olun. Biraz daha çabuk kuzularım benim. Biraz daha çabuk hadi hadi. Kolay gelsin muhterem bey. Oh kimler gelmiş. Hoş gelmişsiniz Yılmaz bey. Hoş gelmişsiniz. Hayırdır? Nedir bunlar? Vallahi devlet bizim sağlık ocağına doktor Belen tıbbi malzemeler neyim göndermiş de. Bunlar onlar oluyor. Öyle mi? He. Oh maşallah.
Doktor bey, müsaadenizle sizi tanıştırayım. Efendim Yılmaz bey. Bu da doktor beyimiz. Bu Yılmaz bey bizim aşağıdaki vadinin, vadideki pek çok otelin sahibidir kendisi ve ailesi. Daha da iki tane daha otel yaptırmaktadırlar. Üç. Hatta üç tane. Memnun oldum. Hayırlı olsun doktor. Biz aslında bir yarım saat önce az kalsın tanışıp bayağı bir kaynaşıyorduk sizinle. Bir şehirde trafik magandalarına alışırız ama buralarda da karşıma çıkmanıza bayağı bir şaşırdım doğrusu. Burası sizin şehir değil doktor. Burası bizim köy. Dikkatli ol. Daha çok şaşıracağın şey çıkacak karşına. Bizim şantiyeye adam lazım. Çalışmak isteyenler benimle gelsin. Hadi siz gidin. Yövmeyenizden olmayın. Ben hallederim kalanını. Hadi gidin. Doktor bey. Bizim haytalar ben gitmeyince tembellik ediyor doktor bey. Hadi siz de gidin muhtar. Gerisini ben hallederim. Ya kusura bakmayın doktor bey ben. Bizim buralarda tarımın yerini turizm almaya başlayınca... ...ya benim diğer paralarım da böyle otel inşaatlarına neyim gidiyorlar. Yani ben gitmeyince de böyle hayatı neyim yapıyor keratalar. Haklısınız muhtar bey. Kolay gelsin. Sağ olun doktor bey, sağ olun. Sizin arazi vadiyi tam tepeden gören bir yerde olduğu için bakanlıktan 5 yıldızlı turistik tesis belgesi alabiliriz ağam. 5 yıldızlı ha?
Şahane olacak ağam. Oda fiyatları iki misli olacak. En zengin turistler sizin oteli tercih edecek. Dede yadigarı canım üzüm bağlarının üstüne otel dikeceğiz diye. İçim hiç rahat değildir Yılmazoğlu. Gece uykumda Nuri dedem gelip beni bir güzel pataklayacakmış gibi geliyor. Olur mu ağam? Üzüm işi, bağ işi öldü artık. Dedeniz tam tersine gelip yanaklarınızdan öpecektir sizi. Hoş geldiniz Yılmaz Bey. Hoş bulduk. Baba, annem sorar, yemeği burada mı yiyeceksiniz yoksa içeride mi diye. Hava iyice ayaza döndü. İçeride yeriz. Değil mi Yılmaz Bey? Hiç zahmet etmeseydiniz ağam. Sen de bize para kazandıracaksın diye o kadar zahmete giriyorsun. Yılmaz Bey, biz sana bir akşam yemeği ikram etmişiz. Ne olur yani? İçeride yiyeceğiz kızım. Peki baba. Senin ne kadar birikmiş paran vardır Yılmaz Bey? Birikmiş para mı? Yılmaz, baban iyi dostumdur. Seni de oğlum gibi severim biliyorsun. Sağ olasın ağam. Bende de size karşı saygı sevgi sonsuzdur. Şu bizim oteller bir tamamlanıp hizmete girsin. Hayırlısıyla o da olacak inşallah. İnşallah. Hadi buyur yemeği. Herkese iyi akşamlar. Abi iyi akşamlar. Eyvallah. Hoş geldiniz doktor, hoş geldiniz. Oo doktor bey hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun oturun. Hamza. Doktor bey'e bir çay bir. Baş üstüne. Yok sağ olun, oturmayacağım. Sabah erken kalkıp biraz işleri kolaylamak istiyorum. Sağlık ocağının dışını boyayacağım. Odalar da fena halde. Vallahi doktor bey bugün size pek yardımımız dokunamadı. Ama yarın bütün arkadaşlarla beraber size yardım ederek. Ederek değil mi arkadaşlar? Ya bir şey soracağım. Buralarda cep telefonu çekmez mi? Yok. Vallahi ne yazık ki bizim köyümüzde cep telefonu neyin çekmiyor doktor bey. Kara ağacın oradan biraz çekiyor ama. Kara ağacın oradan mı? Aha. Ben hep oradan konuşuyorum. Bizim dükkana sipariş falan vermemiz gerekiyor. Gidiyorum oradan konuşuyorum. Sağ ol. Ben gidip bir de kara ağacını oradan dinleyeyim. Aman doktor. Gecenin bu saatinde kara ağaca neyim gitmeyin. Bu vakitte kurtlar dolaşır orada. Vallahi 40 yılda bir doktorumuz oldu. Onu da kurtlara neyim kaptırmayalım. Yarın sabah giderim o zaman. Vallahi işiniz acilse neyimse şu bizim kahvenin telefonundan konuşuverin. Biraz cızırtılı neyimdir ama karşı taraf sizi bülbül gibi duyar. Buyurun, 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 buyurun doktor bey. Buyurun doktor bey, buyurun bu telefonla konuşun, buyurun. Buyurun doktor bey. Siz saat tutun. Arama ücreti neyse öderim ben size. Tabii. Hallederik tabii. Doktor bey. Siz rahat rahat konuşun. Doktor bey, ne çok çevirdiniz numarayı. Amerika'yı arayamıyor muyum buradan? Yok, uluslararası kapalıdır bu. İstanbul'u arasam? İstanbul'u arayabilirsiniz. İstanbul'u açık. Efendim, efendim. Hamza emmi, hani bu telefon İstanbul'a kapalıydı? Sana hala kapalı yeğenim, sana hala kapalı. Hadi sen otur oyununu oyna. Vay be. Hadi işine. Şuraya sağ ol.
Alo, buyurun. İyi akşamlar Cem Bey. Burada efendim. Hemen veriyorum. Kim? Cem Bey efendim. Vay, Anadolu Kaplan'ı ne haber? İyilik abi. Ben köye vardım, yerleştim, bir haber vereyim dedim. İyi ettin kardeşim. Nasıl orada durumlar? İyi abi. Çok iş var burada ama bir şekilde halledeceğiz. Beraber. Yoluna koyacağız her şeyi. Eyvallah aslanım. Sen her şeyin üstesinden gelirsin. Hepimiz seninle gurur duyuyoruz. Babam hariç sanırım. O sana çok düşkündür, biliyorsun. Merak etme, çok uzun sürmez kırgınlığı. İnşallah. Abi, ben seni köyün kahvehanesindeki telefondan arıyorum. O yüzden kısa kesmem lazım. Konuşun konuşun doktor bey. Rahat rahat konuşun telefonla. Cep telefonunda ne oldu? Burada cep telefonu çekmiyor abi. Vanessa da arıyorsa ulaşamıyordur. Merak etmiştir kız. Ben onu buradan arayamıyorum. Sana numarasını versem sen bir arayıp iyi olduğumu söyler misin? Tabii söylerim koçum. Bir de yarından sonra İstanbul'a indiğinde kendisini alandan transit geçirip başka bir uçakla buraya aldıracağımı da söylersin. Oğlum, peki kız biliyor mu İstanbul'da değil de Nevşehir'in Karaağaç köyünde yaşayacağınızı? Yok. Henüz bilmiyor, sürpriz olacak. İyi düşündün mü abi sen şu işi? Yenge en top model haliyle dayanabilir mi oranın şartlarına? Bana 2 gün dayanır, sonra kaçar gibi geliyor. Beni gerçekten seviyorsa dayanır abi. Kaçarsa da hiç sevmemiş demektir zaten. Kaçması isabet olur. Eyvallah. Burada cep telefonu çeken bir yer varmış. Ben yarın oradan bir aramaya çalışacağım onu. Tamam, numarayı veriyorum. Bir saniye, tamam. Tamam, yazıyorum, söyle. 001. Tamam. Tamam. Yazdım kardeşim. Ben birazdan ararım. Sağ ol. Babam yakınında mı abi? Sorsana bir, benimle konuşmak ister mi? Bir sesimi duyup hatırını sorayım. Bekle bir saniye. Baba. Efendim oğlum. Cem telefonda seninle konuşmak istiyor. Baba. Konuşmayacak mısın oğlunla? Ben yatıyorum. İyi geceler. Hat kesildi. Bir daha arayın doktor bey, bir daha arayın. Yok. Ben yarın Karaağaç'ın oradan ararım artık. Herkese iyi geceler. Yarın görüşürüz beyler. İyi geceler doktor bey. Güle güle doktor beyim. Güle güle. İyi geceler, iyi geceler. Kim çay istiyordu lan? Söylesin. Gel. Konuşabilir miyiz baba? Ne konuda? Baba. Bırakalım Cem yapsın istediğini. Nasıl olsa oradaki şartlara dayanamayıp geri dönecektir. Babası gibi inatçıdır o. Dayanır. Nasıl baba? Ne yapıp edeceğiz? Onu bir an önce geri getireceğiz Ömer. İki oğlumu da holdingin başında görmeden emekliye ayrılmam. Baba. Neden bana hiç güvenmiyorsun?
Neden bu holdingin başına Cem'i getirmek istedin? Neden Cem gitti diye emekli olmaktan vazgeçiyorsun? Neden benim bu holdingi tek başıma yönetebileceğime hiç inanmıyorsun? Allah rahatlık versin oğlum. Benden karımı aldın, yakında benim de canımı alacaksın. Ama sana oğlumu kaptırmayacağım. Kaptırmayacağım. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Tatlılar hazır mı abla? Hazır hanımefendi. Gitti bizim rejim desene ağam. Yılmaz oğul, bu yaşta ne rejimi? Sen bizim gibi yaşlı mısın da rejim yapacaksın? Olsun ağam. Şimdiden işi sıkı tutmak lazım. Evlenmeden göbek bırakmak yakışmaz delikanlıya. Baş ver oğul. Sağlıklı olalım da. Varsın göbekli olalım. He. Sağlık dedin de ağam. Devlet bizim Karaağaç köyüne bir doktor göndermiş. Duydun mu? Devlet doktor mu göndermiş? Devlet iyi etmiş de köylüye bir doktor göndermiş. Epey boş duruyordu o sağlık ocağı. Ama herifçinin tipini bir görsen... Doktor demezsin ağam. Böyle pek genç, pek tıfıl bir oğlan. Ne oluyor kız? Doktormuş demek. Kim doktormuş? Hiç kimse. Hayırlı sabahlar olsun doktor bey. Erkencisiyiz. Hoş geldiniz muhtar bey. İş çok. Vallahi kolay gelsin. Kahvaltı etmemişsinizdir diye.
Benim hanımın yaptığı bazlamalardan getirdik size. Ne zahmet ettiniz. Ben atıştırmıştım bir şeyler. Şu halinize bir bakın doktor bey. Kim kimin için daha çok zahmete giriyor acaba? Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun doktor bey. Nüfus olmuş. Yenge hanıma ellerine sağlık dersin. Başüstüne doktor bey. Hadi kızım sen de okuluna git hadi. Günyal. Bir dakika bekle. Al bak bu senin için. Vallahi ne zahmet ettiniz doktor bey. Ufaklık şiir okumayı seviyormuş ya. Çok güzel şiirler var bunun içinde. Çok teşekkür ederim doktor abi. Önemli değil. Hadi kızım. Doğru okuluna. Vallahi sağ olasınız doktor bey. Muhtar bey bir şey soracağım. Bu tepedeki evlerde kimler yaşıyor? Hiç kimse doktor bey. Hiç kimse. Yıllar önce evlerini terk edip başka yerlere göçtüler burada yaşayanlar. Neden? O evlerde yaşayan hemen herkes aynı amansız hastalığa yakalanıp öldüler doktor bey. Onun için canını seven kaçtı kurtuldu. Evler de böyle bomboş kaldı. Ne hastalığıymış peki bu? Kanser doktor bey. Kanserin her türlüsü değiller. Aha bak gençler de geliyor doktor bey yardım etmeye. Merhaba sağ olun sağ olun. Bugün şu çatıyı halledelim de yağmur yağarsa içerideki aletlere bir şey olmasın ha. Eyvallah doktor bey. Eyvallah doktor bey. Hadi bakalım. Hadi. Günaydın ağalar. Var mı şantiyeye gelen? Seyreman almaya gönderdik. Demişler bunu. Hello. Hey, it's me. I know. My phone wasn't receiving signal here, sorry. I guess you would be worried. I'm okay, don't worry. No, I'm not in Istanbul right now.
I'm somewhere else. You'll see when you get here. You're still coming, right? Okay, then. They will transfer you in Istanbul to another flight, and that flight will bring you to me. No, I can't tell you where I am. It's a surprise. So, see you the day after tomorrow. I miss you too. Önce sen tırma. Tamam. Ana! İyi misiniz doktor bey? Doktor mu? Siz köye yeni gelen doktorsunuz değil mi? Evet öyleyim. İsmim Cem. Ben de Zeyno. Çok memnun olduk doktor bey. Müsaadenizle. Hadi Zeyno abla, önce sen tırma. Yok, ben bağlamayacağım. Aa, niye ki? Benim dün bağladığım mendil hala işe yarıyor çünkü. Bir daha bir şey dilememe gerek yok. Hadi sen tırma. Allah kabul etsin. Sağ olun. Sizinkini de. Buyurun. Şöyle buyurun. Kusura bakmayın. Hı hı. Henüz tam açılamadığımız için böyle ortalık biraz dağınık. Olsun. Buna da şükür. Bebeğim dün geceden beri ağlar durur. Bir bakıverir misiniz? Şöyle koyalım. Adı ne? Cem. Benim adım da Cem. O da şu... Gel bakalım neyin varmış ya. Dur. Süt veriyor musunuz hala? Sütüm biraz az oldu. Zorlayın. Doktor sen misin? Öyle mi görünüyor? Doktor, Mahmut Ağa seni çağırıyor. Hasta bakıyorum şu anda. Dışarıda bekleyin lütfen. İyi duymadın galiba doktor. Mahmut Ağa seni çağırıyor dedim. Ben sizi duydum da siz beni duymadınız galiba. Hastamı gönderdikten sonra sizinle ilgileneceğim.
Dışarı çıkıp sıranızı bekleyin lütfen. Mahmut ağa bekletilmeyi istemez doktor. Bana ne? Hadi çıkın dışarı. Doktor. Şemoz. Yürü gidiyoruz. Biraz üşütmüş. Ama Allah'tan ciğerlerine inmemiş. İlaç vereceğim size. Bunları içireceksiniz. 4-5 güne bir şey kalmaz. Beyler, siz ne arıyorsunuz burada? Ağam doktor istedi de. Doktor nerede? İçeride, hasta bakıyor. Allah razı olsun doktor bey, iyi ki geldiniz. Sağ olun. İlaçları ihmal etmeyin. Tamam. Hoş geldiniz. Göreviniz hayırlı olsun doktor bey. Sağ olun. Ben jandarma başçavuş Volkan. Çok memnun oldum başçavuşum. Biz hep buralardayız. Bir ihtiyacınız, bir sorununuz olursa hiç çekinmeyin lütfen. Çok teşekkür ederim başçavuşum. İşiniz bittiyse artık gidelim mi doktor? Ağanız buraya gelemiyor mu? Gelemiyor. Niye? Ağa o. Ağa ayağı gelmez. Benim ağam değil ama. Ne? Sizin ağanız. Benim ağam değil diyorum. Ben bu köyün doktoruyum sadece. Köylüsü değil. Yani sizin ağanızın ağalığı bana sökmez. Bak istersen şansını fazla zorlama doktor bey. Ya bizimle tıpış tıpış gelirsin ya da... Ya da ne? Ya da ağamız hiç hoş karşılamaz bu davranışınızı. Çok üzülür. Çok hem de. Hasta mıdır ağamız? Yok. Kara gözün kara kaşın için çağırıyor seni. Tabii hasta. Başka niye çağırsın seni? Çantamı alıp geliyorum. Beyler, sakın üzmeyin doktorumuzu. Yoksa ben de sizi üzerim sonra. Baş üstüne başçavuşum. Kolay gelsin doktor bey. Size de komutanım. Hadi gidelim. Dedin? Odasına çıktıydı az önce. Ben ağama haber verip geliyorum. Siz burada oturun doktor bey. Konağınız çok güzelmiş. Arap mimarisi mi bu? Öyledir herhalde. Sanat tarihinden de hiç anlamam. Lisede de en kötü dersimdi. Şanslısınız. Alo? Kim? Yok, yanlış numara. Önemli değil. 40 yıl başı biri aradı. O da yanlış numara çıktı, değil mi? Hoş gelmişsin doktor bey. Hoş bulduk.
Buyurun oturun. Ayakta kalmayın. Kime bakıyorsun kızım? Hiç kimseye bakmıyorum anne. Kimmiş bu çocuk? Doktormuş. Aa, köye yeni gelen doktor bu muymuş? Hı-hı. Pek de gençmiş. Pek de yakışıklı. Tövbe 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 tövbe. Ahmet. Buyur ağam. Söyleyin bize kahve yapsınlar. Baş üstüne al. Kahvenizi acı mı içersiniz doktor bey? Benim öyle kahve içecek kadar vaktim yok. Sağlık ocağında çok işimiz var. Sizi muayene edip hemen döneceğim köye. Biz her halükarda kahveyi yapıp önünüze koyacağız doktor bey. Biz de misafir kahvesini içmeden kalkarsa çok ayıp etmiş olur. Mecburen içeceksiniz yani kahveyi. Onun için acı mı tatlı mı olsun söyleyin de ağzınızın tadına göre bir kahve içmiş olursunuz. Sade olsun o zaman. Doktor bey sade içiyormuş. Baş üstüne ağam. Hazır doktor ayağımıza kadar gelmişken keşke ağababan izin verse de sana da baksa şu doktor. Kızım dur, nereye gidiyorsun? Devletin bize gönderdiği doktora bak. Dünkü çocuk bu ya. Sus bakayım sen. Boyundan büyük işlere karışma. Yıllardır doktor mu gördü bu köy? Aa, Zeyna Hanım ne vardı? Hiç. Bir şey yok. Sadece kahve yapışını izlemeye geldim. Devletin bizim köyümüze bir doktor gönderdiğini duyunca pek sevindim doğrusu. Bayağı da bir alet, edevat göndermişler sizinle birlikte. Evet. Sağlık ocağımızı bayağı bir adam edeceğiz inşallah. İnşallah, inşallah. Bir ihtiyacınız olursa hiç çekinmeden gelin doktor bey. Elimizden ne gelirse yaparız. Tamam, mutlaka gelirim. Sizin rahatsızlığınız neydi acaba? Benim rahatsızlığım mı? Yardımcılarınız bana bir rahatsızlığınız olduğunu söylediler buraya gelmeden önce. Son 2-3 gündür şu sol göğsümde bazı ağrılar oluyor da onu merak ettim. Tam da kalbimin üzeri diye evham ettim biliyorsunuz mu? Sizi şöyle alabilir miyim? Buyurun lütfen. Gömleğinizin düğmelerini açar mısınız? Artanı da bana koysana. Heyecanımı alsın biraz. Kalp ritminiz normal gibi görünüyor. Ancak bu kadarlı bir şey anlamam pek mümkün değil tabii. Başka testler yapmamız lazım. En son ne zaman bir hastanede baştan aşağı kontrolden geçmiştiniz? Hiçbir zaman. Her zaman turp gibiyimdir ben. Hiç ihtiyacım olmadı öyle kontrole montrole. Ama artık yaşınız her sene en az bir kere bu kontrollerden geçmenizi gerektiriyor. Makine artık eskiyor desene doktor bey. Yavaş, yanacaksın. Ahmet, gel al şunları. Olmaz. Ben götüreceğim. Aa. Kızım nereye gidiyorsun? Misafirimizi. Kızım dur. Aman Allah'ım, nereden verdin bana bu deli kızı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müzik
Eline sağlık. Afiyet olsun. Tamam kızım, sen gidebilirsin. Biz doktor beyle bir şey konuşacağız. Ama... Bitince borçları alacaktım baba. Bu senin işin mi kızım? Sana ne kahvenin dolusundan boşundan? Hadi gir içeri. Baş üstüne. Zeyno! Zeyno! Doktor! Sakın açma! Uzaklaş kızımdan doktor! Sizin orada aşk derlermiş sevdaya. Ömrü benzer akan bir testi suya. Demişler inanmışsın onlara. Bu değil sevda, inan bana. Masal dair Kerem ile Aslı'ya. Yurdu bura ağaç şahittir buna. Gölgesi sandın kendi aslında. Kara ağaç razı cezasına.